kabul etmiyoruz. Tüm kamu emekçilerini bir günlük hizmet üretmeme eylemimize katılmaya çağırıyoruz. 5,5 milyon kamu emekçisini ve emeklisi olarak ailelerimiz de kattığımızda 20 milyonluk geniş bir kitlenin geleceğini doğrudan ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri pazartesi günü taraflar arasında varılan mutabakatla sona ermiştir. Hemen baştan ifade edelim ki günlerdir bizden adeta kaçırılan kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerin ürünü mutabakatın adı ölümü gösterip sıtmaya razı etme mutabakatıdır. Hükümet 12 Ağustos'ta yaptığı kamu emekçileri ve emeklilikleri tarafından tepkiyle karşılanan ilk teklifini yenilemek için 11 gün boyunca hiçbir adım atmamıştır. Kesk olarak tam 11 gün boyunca her gün yeni bir teklifi yapılıp yapılmayacağını yapılacaksa 4688 sayılı yasaya göre bizim de katılmamız gereken toplantının ne zaman gerçekleştirileceği konularında defalarca girişimde bulunduk. Ancak 11 gündür defalarca görüştüğümüz Çalışma Bakanlığı'ndan hep aynı cevabı henüz net değil cevabını aldık. Yani ne Çalışma Bakanlığı yetkilileri ne de masada yetkili sıfatıyla oturan konfederasyon memur sen ve sendikalar kapılı kapılar ardında yürütülen müzakerelerin içeriği hakkında 11 gün boyunca tek bir cümle dahi etmemiştir. Ta ki pazartesi günü bir saati aşan gecikmeyle saat 15.45'te başlayan toplantıya kadar. Bugün açıklanan mutabakat ise kamu emekçilerine, emeklilere verilen değeri gösteren bir belgedir. Varılan mutabakata göre hükümetin 12 Ağustos'ta yaptığı ilk teklifin 2022 yılı içinde sadece 1 puan, 2022 için ise 2 puan yani toplamda 3 puan artırıldığı mutabakat büyük kazanım, büyük bir başarı gibi sunulmaktadır. Oysa bir toplu sözleşmenin başarılı ya da bir iyi bir toplu sözleşme olarak gösterilmesinin kriterleri açıktır. Bir toplu sözleşmede başarının temel kriteri ne talep ettiğiniz ne aldığınız arasındaki makasın ağzıyla ölçülür. Buna göre masaya yetkili sıfatıyla oturanlar ve bu dönem ortak hareket ettikleri konfederasyon 2020 için %21 maaş artışı artı %3 refah payı artı 600 TL önceki dönem kaybı talep etmiştir. Yani 2022 yılı için %39 maaş artışı talep etmiştir yetkili konfederasyon. Buna karşın 2022 yılı için 6'şar aylık dilimler halinde %5 artı %7 maaş artışına imza atmışlardır. Yine 2023 için %17 maaş artışı artı %3 refah payı teklifine karşılık 6'şar aylık dilimler halinde %8 artı %6 oranına imza atmışlardır. Kısacası 2 yıl için toplamda %67.2 maaş artışı teklif eden yetkili konfederasyon memur sen hükümetin 2 yıl için toplam daha önce teklif ettiği %23'lük zam oranını hükümet %26'ya çıkarınca kabul edip imza atmıştır. Teklif ve varılan mutabakat arasında 2 yıl için toplamda 41 puan fark vardır. Bunun anlamı 5,5 milyon kamu emekçisinin ve emeklinin en az bir yılının çalınmasıdır. Buna rağmen sanki büyük bir lütufmuş gibi 6'şar aylık dönemlerde enflasyon farkının oluşması durumunda söz konusu farkın maaşlara yansıtılacağı ifade edilmiştir. Öte yandan refah payı talebi yine görmezden gelmiştir. Bunun yerine hali hazırda sadece sendika üyesi kamu emekçilerinin yararlandığı 3 ayda 165 TL tutarındaki toplu sözleşme ikramiyesi 235 TL artırılarak 3 ayda 400 TL çıkarılmıştır. Söz konusu artıştan sendika üyesi olmayan ve 4688 sayılı yasaya göre sendika üyesi olması yasaklanmış bulunan toplamda en az 1 milyon 800 bin kamu emekçisi ve 2 milyon kamu emekçisi emeklisi yararlanamayacaktır. Dolayısıyla toplu sözleşme ikramiyesinde artışın refah payı talebiyle kıyaslanması veya refah payı vermiyoruz ama toplu sözleşme ikramiyesini artırdık denmesinin hiçbir karşılığı yoktur. Ayrıca mutabakatın sunumunda 3 yıl önce bizzat Cumhurbaşkanı tarafından verilen 3600 ek gösterge sözü hakkında toplu sözleşme dönemi içinde yapacağımız çalışmaları meclise yasa haline getirilmek üzere göndeririz denilmiştir. Tüm bunlardan sonra soruyoruz. Bu mudur büyük başarı? Bu mudur büyük kazanım? Bu mutabakatta kamu emekçilerinin yıllardır yaşadığı gelir vergisi adaletsizliğine son verilmesi yine yok. Emekli olduğumuzda maaşlarımızın yarı yarıya düşmesine yol açan ek ödemelerin emekliye yansıtılması başlığı yine yok. Farklı adlar altında güvencesiz istihdam edilenlerin kadrolu güvenceli istihdama geçirilmesi yine yok.
Dörtçeli, dört belliler olarak bilinen kamu emekçilerinin ek ödeme, emeklilik gibi temel sorunların çözümü yine yok. Sayıları 100.000'i aşan yardımcı hizmetler sınıfının yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi yine yok. Torpilin, kayırmanın kapısını sonuna kadar açan mülakat sistemine son verilmesi yine yok. O halk heykelleriyle sorgusuz sualsiz işinden ekmeğinden edilen kamu emekçilerin görevine iadesi yine yok. Kadın kamu emekçilerine yönelik ayrımcılığın önüne geçilmesi için kadın taleplerinin kadın emekçiler tarafından görüşülmesi ve mutabakat metninde ayrı bir başlık altında yer alması yine yok. Kamu kurumlarında ücretsiz kreşler açılması, söz konusu kreşler açılıncaya kadar kreş yardımı verilmesi yine yok. Biz KESK olarak 20 milyonluk devasa bir kitleye sefalet, yoksulluk, güvencesizlik dayatan bu mutabakat metnini kabul etmiyoruz. Biz her şeye rağmen sendika konfederasyon olmanın gereğini yerine getirmeye devam edeceğiz. Hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmekle görevli olduğumuz 5,5 milyon kamu emekçisi ve emeklisinin sesi olmayı sürdüreceğiz. Bu görev ve sorumluluğun bir adımı olarak tüm kamu emekçilerini kendilerine dayatılan sefalet, yoksulluk ve güvencesizlik mutabakatına karşı tepkilerini göstermek üzere üretimden gelen gücümüzü kullanmaya 27 Ağustos 2021 Cuma günü bir günlük hizmet üretmeme eylemine katılmaya çağırıyoruz. KESK Adıyaman Şubeler Platformu.